Merhaba arkadaşlar, eğitim dünyasına hoş geldiniz. Ben bugün size farklı bir çalışma yaptım. Böyle güzel bir örneği sizlerle paylaşmak istedim. Bunu aşurulu mu dersiniz, bonbon şekeri mi dersiniz, kabartmalı örnek mi? Artık siz ismini siz koyun. Ama çok tatlı, örmesi de çok kolay, zevkli, kolay bir örnek. Bunlardan bebek battaniyesi yapabilirsiniz, artı kazak yapabilirsiniz, kaşkol yapabilirsiniz, şapka ile birlikte takım olur. Çok çok güzel olur. Ve de en önemlisi de, ben bilmiyorum benim için öyle de, çok örgü ördüğüm için benim çok kalan iplerim var. Onları değerlendirmek amaçlı da hem güzel bir şey ortaya çıkar, hem de ipler değerlendirilir. Çok da şık ve güzel bir şey elde etmiş olursunuz. Süveter olur, kazak olur, yelek olur, şapka, kaşkol veya bebek battaniyesinde de çok güzel olur. Ben şimdi bunu size yapılışını göstermek istiyorum. Ben önceden sizin için bir ön çalışma yaptım. Burada 3 renk çalışma yaptım. Sonradan size 4 renk çalışma tekrardan yapmak istiyorum. Onu göstermek istiyorum. İlk başta ben şöyle bir lastik ördüm. Buradaki lastiği ördüm. İki düz, iki ters ördüm. Siz istediğiniz lastiği kullanabilirsiniz ama bu örneğe bu lastik çok güzel gidiyor. Yalnız dikkat edeceğiniz bir husus, şunu da size belirtmek istiyorum. Bu kenarlarda veya lastikte hep birer ilmek, kenar ilmeği olarak bırakın. O dikiş payına giriyor. Ve dikiş payına girerken lastik en azından bozulmaz. Yani düzgün durur, muntazam durur. Ben şimdi burada birer tane iki taraftan da kenar ilmeği bıraktım. Burada mesela haroşa gelmiş. Haroşayı örüyorum. Onları boş olarak alıyorum. Sadece ipten ipe renk değiştirirken ilk sıraları, ilk ilmekleri örüyorum. Ama diğer sıralarımda hiçbir şekilde başları örmüyorum ben. Burada düz gelmiş lastiği size göstermek istiyorum. İki düz, iki ters. Bakın düzleri böyle alıyorum. Görüyor musunuz? Burada da haroşa olanları bu şekilde örüyorum. Düzü düz, tersi ters olarak öreceksiniz. Yani çift lastiğin yapılışı bu şekilde, yani iki düz, iki ters. Haroşayı haroşa olarak, düzü düz olarak öreceksiniz. Burada tek kenar ilmeğim kaldı. Onu da örüyorum. Şimdi ben size değişik renklerle başlamak istiyorum. Mesela bunun üzerine ben bir sarı yapmak istiyorum. Ama tabii ilk başta ipimi bağlamam lazım ki örerken açılmasın. Sonradan bunları yürütüyoruz. İşte tığımızla yürütüyoruz. Burada ilk ilmeğe ip geçişleri olduğu için, renk değişimi olduğu için bunu örüyorum. Yoksa normalde örmeyeceğim. Burada bakın haroşa geldi. Haroşaları iki tane düz olarak örüyorum. Düz olarak örüyorum. Eğer düz gelseydi, şimdi örneği size ben anlatacağım. Düz gelseydi onları, düzleri alıyorum. Örmeden şişe alıyorum, öbür şişe geçiriyorum. O zaman öbür türlü şişe geçirmem gerekiyordu. Bakın iki tane düzü şişeme geçirdim. Haroşaları düz örüyorum. Bunları, düz gelenleri şişe geçiriyorum. Haroşaları düz örüyorum. Düzleri şişe geçiriyorum. Sıralamaya dikkat ederseniz çok güzel, çok şirin, çok cici bir örnek çıkıyor. Ama bunu da, pardon, şurada bir ipim bu tarafta kaldı.
Ver önde olması, arkada olması lazım. Örmesi çok zevkli. İkinci sırada kenarları boşalıyorum. Haroşa gelenleri, haroşa gelenleri, yani ters gelenleri ters olarak örüyorum. Bu demin örmediğim, şişe geçirdiğim ilmekleri tekrardan şişe geçiriyorum örmeden. İlk iki sırada ilmekler şişe boş geçiyor. Görüyor musunuz? Ve üçüncü sırada tamamıyla düz örüyoruz. Bu örmeden şişe geçirdiğim ilmekleri de düz olarak alıyorum. Önden alıyorum yani. Hepsini önden düz olarak örüyoruz. Bu altı sırada bitiyor bu bir örneğin kuruluşu. Bu üçüncü sıramız. Altı sıra dedim ve bir sıra gidiyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. Yani o şekilde örnek tamamlanıyor. Bu üçüncü sıramız. Dördüncü sırada dikkat edeceğiniz şey, burada yine kenarları alıyoruz. Burada mesela haroşa geldi. Haroşaları haroşa olarak öreceğim. Bu demin ilmekleri örmeden şişe geçirdiğim ilmekler zaten burada belliriyor. Bakın normalde sarı örüyorum ama mavi renk belliriyor kendini. Onları düz olarak öreceğim. Burada bakın arkada haroşa direkt geldi. Haroşaları haroşa. Sadece bu dördüncü sırada dikkat ederseniz çok muntazam bir şey elde edersiniz. Bakın renkte belli ediyor mavi. Sonra ters ve düz örüyoruz. Ters ve düz. İki düz, iki ters olacak yani. Bakın şu iki tane mavi olan. Görüyor musunuz? Onları düz öreceğiz. Evet. Bu dördüncü sıraydı. Şimdi beşinci sıra yine başları boşalacağız. Düzleri düz, haroşayı haroşa olarak öreceğiz. Burada düz geldi. Düz. Haroşa. Haroşayı haroşa, düzü düz öreceğiz 5. sırada. Ve 6. sırada da arkaya geldiğimizde de yine haroşayı haroşa, düzü düz öreceğiz. Kenar ilmeği boşalıyoruz örmeden. Haroşayı haroşa. Düz düz. Şimdi
Şimdi size göstereceğim. Çok güzel bir örnek çıkacak ortaya yüzden. Kesinlikle bu örneği örerken sıkılmazsınız. Renk geçişleri var ya, hiçbir şekilde insan sıkılmıyor. Bakın, görüyor musunuz? İlk şeyimiz belli olmaya başladı. Şimdi başka bir renk ben örmek istiyorum. Şimdi iplerim karışmasın diye ben şurada ipimi kesmek istiyorum. Sonra da şu renkle ipleyeyim tekrardan. Bunları eğer bağlarsanız ilk sırayı örerken kesinlikle açılmaz yani. Siz de rahat örürsünüz. Burada ilk ilmeğimi boş olarak alıyorum. Alacağım. Ama pardon. İlmek, ip değiştirdiğim için onu öreceğim. Pardon, özür dilerim. İp geçişlerini değiştiriyorum. Burada İki tane düz geldi. Şimdi bunları örmeden alıyorum. Görüyor musunuz? Örmeden şişime geçirdim. Eğer altta da böyle gelseydi, oradan başlasaydık düzle, örmeden alacaktık. Şimdi haroşaları düz olarak öreceğim. Haroşa geldi iki tane. Bunları örmeden alıyorum. Haroşaları düz örüyorum. Örmeden alıyorum. Öbür şişe geçiriyorum. Örmeden alıyorum. Ve kenar ilmeğini örüyorum. İkinci sırada da örmeden şişe geçirdiklerimi tekrardan örmeden geçiriyorum. Bakın, örmeden geçiriyorum. Bunları ters geldi. Tersi ters örüyorum. Bunları tekrardan geçiriyorum. Ters örüyorum. Örmeden alıyorum. İki tane haroşa örüyorum. Örmeden alıyorum. Kenar ilmeğini örüyorum. Ve üçüncü sırayı örmeden aldıklarımı da düz öreceğim tekrardan. Hepsini düz örüyorum. Üçüncü sırayı olduğu gibi düz örüyorum. Önden örüyorum yani. Dördüncü sırada kenar ilmeklerini örmeden alıyorum. Burada şimdi belli ediyor, bakın. Örmemiş olduğum sarı renkler vardı ya. Onları düz olarak öreceğim. Onları düz olarak öreceğim. Ondan sonra iki tane haroşa. Toplamda iki düz iki ters gelecek. Ama dediğim gibi burada renklere dikkat etmeniz lazım. O örmemiş olduğum ilmekleri düz örmeniz lazım. Örmemiş olduğum ilmekleri düz örüyorum. Ve beşinci sırada da
artık haroşa ya haroşa düzü düz olarak öreceğim. Haroşa geldi. Dediğim gibi hem zevkli örmesi hem de kalan ipleri değerlendirmek amaçlı çok güzel ve de kolay bir örnek. Hem de gösterişli. Şimdi 6. sırayı da ördüm mü örnek tamamıyla bitiyor. Bu ilmeği boşa alıyoruz. Düz geldi. Düzü düz, tersi ters öreceğiz. Şimdi görüyor musunuz? Çok tatlı, şirin, cici bir şey oluyor. Şimdi ben tekrardan bunun üzerine beyaz öreceğim. Birkaç sıra daha öreyim. Ben size bitmişini göstereceğim. Ne kadar güzel ve tatlı bir şey olduğunu. Dediğim gibi iki ters, iki düz lastikle başladım. Birer tane kenar ilmeğe başladım. Burada eğer kenar ilmeğinden sonra haroşa geldiyse haroşayı düz olarak örüyorsunuz. İlk sırayı düz, düzleri de örmeden şişe alıyorsunuz. Haroşalar düz, düzler de örmeden şişe alınıyor. Arkadan gelirken yine tekrardan kenar ilmeği aldıktan sonra haroşayı haroşa olarak öreceksiniz. O örmediğim ilmekleri tekrardan örmeden şişe geçireceksiniz. Arkadan gelen haroşayı haroşa olarak öreceksiniz. Örmediğiniz ilmekleri tekrardan şişe geçireceksiniz. Üçüncü sırası tamamıyla düz örülecek, önden örülecek. Dördüncü sırası da burada dikkat edeceğiniz, ben şimdi tekrardan size göstereyim. Haroşalara gelenleri zaten onları haroşa alacaksınız. Şurada renk geçişleri var, bakın mavi, bu yeşilin üzerinde de sarı. Bunları da düz olarak öreceksiniz. Görüyor musunuz? Düz olarak. Bakın burada bu tarafa geldi. Burada bu tarafa geldi. Çünkü şurada geçişler var. Bakın. Böyle düz geliyor. Sonra aralarına örnek kuruluyor tekrardan. Tekrardan aralarına. İki tane kaydırmacı oluyor. Ondan sonra dördüncü sırayı da işte düzü düz haroşayı haroşa o ip ilmekli olanları da böyle renkli olanları da düz öreceksiniz. Beşinci sırada düzü düz tersi ters. Altıncı sırada da tekrardan düzü düz tersi ters öreceksiniz. Gayet basit, çok kolay. Sıralamaya dikkat ederseniz şaşırmanıza da imkan yok. Ben şimdi size birkaç sıra daha örüp tekrardan göstermek istiyorum sonucunu. İpleri değerlendirmek amaçlı çok güzel bir fikir. Ben şimdi çalışmalara devam etmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi ben tekrardan bu 4 renkli ördüm. Bunu 3 renkli örmüştüm. Siz aradaki farkı görün diye böyle bir çalışma yaptım tekrardan. 4 renkli de çok güzel oldu. 3 renkli de çok güzel oldu. Siz nasıl isterseniz. Biz örgü ördüğümüz için çok artan ilmeklerin iplerimiz oluyor mesela. Onları değerlendirmek amaçlı da çok güzel bir çalışma oldu. Bunlarla gayet güzel şapka da olur. Ben en yakın zamanda torunlarıma şapka da örmek istiyorum tekrardan. Hem ipleri değerlendirmek amaçlı hem de çok cici, şirin bir şey oldu. Dediğim gibi lastiği başlarken kenar ilmekleri bırakırsanız dikiş payına girdiği için o zaman lastikte herhangi bir bozulma olmaz. İki ters, iki düz, iki ters, iki düz örülüyor. Birinci sıraya geldiğimiz zaman artık
düz gelirse ilmekleri atlayıp haroşa denk gelirse eğer haroşaları düz olarak öreceksiniz iki tane. Düz gelenleri de örmeden şişe geçireceksiniz. Birinci sırayı öyle yapılacak. Haroşayı düz olarak örülecek. Haroşalar düz olarak örülecek. Düz gelenler de şişe geçirilecek örmeden. İkinci sırada da kenar ilmekleri tekrardan boş alacağız. Tersleri, arkada ters gelenleri ters öreceğiz. O ilmeğe geçirdiğimiz, örmediğimiz ilmekleri tekrardan örmeden şişe geçireceğiz. İkinci sırada öyle. Üçüncü sırada da sade hepsini düz olarak öreceğiz. Düz olarak öreceğiz. Dördüncü sırada da zaten arkaya denk geliyor. Haroşaya haroşa o renkli örmediğimiz vardı ya, mesela renk geçişlerini şu arkada belli ediyor. Onları da düz olarak öreceğiz. Bakın mesela bu şimdi burada sarı geldi. Burada mesela yeşil denk geldi. Bu mavide de mesela daha belirgin beyaz denk geldi. Onları da direkt beyaz, aman affedersiniz, düz olarak öreceğiz. Haroşayı haroşa, bu iki tane belli ediyor burada. Onları da düz olarak devam edeceğiz. Bakın zaten örnekte belli ediyor düz ördüğümüz. Gördünüz mü? Bu iki tane ilmek olanları da düz olarak öreceğiz. Zaten haroşayı haroşa, bunları da düz olarak öreceğiz. Sonradan 5. sırada haroşa gelenleri haroşa, düz gelenleri düz öreceğiz. 6. sırada aynı şekilde kenar ilmekleri boşalacağız. Arkada da haroşa geleni haroşa, düz geleni düz öreceğiz. Ve çok basit, çok kolay, çok şirin, çok cici bici bir şey oldu yani. Dörtlü de renk yaptım ben size, görüp görün diye. Hem ipleri değerlendirmek amaçlı. Üç renkli de yaptım. İkisi de çok şık oldu, gayet güzel oldu. Eğer beğendiyseniz, beğen butonuna basarsanız sevinirim. Eğer abone olursanız da, kanalıma abone olursanız da mutlu olurum. Çünkü daha çok değişik güzel çalışmalarım var. Sizlerle bunları paylaşmak istiyorum. Bana destek olursanız çok mutlu olurum. Diğer güzel videolarımla Elis'in dünyasında tekrardan sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.